Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar 7. sahne 1. bölümü %100 yaptım. Onun kristallerini açacağım. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Fazla oyalamayacağım sizi. Yani 100 derken kredi harcamadım arkadaşlar. Yeni sistem geliştirdim kendimi yani. Diriltme kasıyorum, enerji kasıyorum. O şekilde giriyorum maceralara. Kredi harcamıyorum. Artık arenada kasmıyorum zaten. Maceralardan gelen kredileri de biriktiriyorum. Bakalım ne kadar kredi biriktirebileceğim. Görüldüğü gibi şu anda 2090 kredim var. Bir miktar harcadım. O da ustalıkları kapattım arkadaşlar. Ustalıkları kapatmamın sebebi 7. sahne 1. bölümde bir yol var. Orada mecburen ustalıkları kapatmamız lazım. Çünkü çok fazla özel saldırı atmamız isteyen bir yol. O yüzden kapattım. Yoksa başka bir sebebi yok yani. Öncelikle arkadaşlar normal bir 6 yıldız açacağım. Peşine de Nexus'u açmayı planlıyorum. İnşallah güzel bir şey gelir burada. Haydi bakalım. Dönüyor. Bakalım ne gelecek. Haydi bakalım, bastım. Üste de bakmadım. Oba, Warlock geldi ya. 60 kopya oldu vallahi billahi ya. Güzel, prestije bir faydası var. Tabi değişik bir karakter gelseydi daha iyi olabilirdi ama olsun yani, prestij açısından da iyi oldu yani bu. Kötü bir karakter geleceğine en azından işe yarar bir karakter geldi. Hemen şuradan Nexus'umuza geldik sıra. Hemen açalım bunu da fazla bekletmeden. Masakre, Demir Yumruk, Doktor Ahtapot. Burada kimi alacağız? Burada biraz kararsız kaldım ya. Gerçekten 3 tane birbirinden nadide çöp çıktı. Burada kimi alsak? Gerçekten sıkıntılı bir durum ya. Ama Masakre'yi alacağım. En azından sinerjide de kullanma şansım var. Domino Kızı Volk'un yanına Masakre lazım olur. Ayrıca pek fazla beceri 6 yıldız elinde olmadığı için beceriyi alalım. Ya şuraya bak ya. Lan. Yaramaz herifler ya. Verdikleri kristal alalım. 10 tane de özgünlük taşımız var. Sahneye gülüp olarak gelen. Buradan da bir şeyler geldi. S5'leri biriktiriyorum burada. Çuvalda S5 var yerinde. Bunları biriktiriyorum. Lazım olduğu zaman açacağım. Şu anda 1'e 3 atma planım olmadığı için elimde tutuyorum onları. Şu şövalye kristalinden açsam mı bir tane ya? Gerçi bu 300'lük değilmiş ya, 175'likmiş. 5 tane açsam mı acaba? 5 tanesi kaç kredi yapıyor? Bakalım şöyle bir. 875. Güzel kredi ya. Ama kıyamıyorum. 300. Neyse ya, ben kendi kendime karar almıştım zaten. Kredileri kesinlikle kristale yatırmayacağım diye. O yüzden şuradan iki tane de normal günlük kristal açarak videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Şuraya bak, alttan hep 5 yıldız geçiyor ama vereceği bize T4 veya Alpha 2 veya T5. T4 var. Yani görsen sanki 5 yıldız kristal açıyoruz ama gelen hep eşya. Burada S4 var. Bakalım son olarak bir şey kalmış mı diye. Evet, pek fazla bir şey yok. Bu arada ben şeyi de bitirdim arkadaşlar. Yorucu yazın 6. haftasını da bitirdik.
bütün görevleri yaptım. Şöyle de gösterdim özelden. Kalmadı burada bir şey. Orada da iyi gidiyoruz. Şöyle bakalım burada nerede göreceğiz. Şurada. Ödüllere baktığımız zaman 8. kademeyi tamamlamışız. Artık 9, 10, 11, 3 kademe kaldı. Ne kadar zorlansak da arkadaşlar bu kademeleri bitirmeyi hedefliyorum ama yani biter herhalde ya. Eğer çok enteresan karolar getirmezlerse, çok zorlamazlarsa en azından şu 50 tane özgünlüğü alsam çok iyi olacak yani. Prestij açısından çok iyi olur. Evet arkadaşlar, bu videomu da burada sonlandırayım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.